Mukabele geleneği Peygamber Efendimizin döneminden bu yana ülkemizin tüm camilerinde mutlak bir şekilde okunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile birlikte Ramazan ayında mukabeleyi icra etmişlerdir. Hatta Peygamber Efendimizin son yılında vefat etmeden önce ilk o Ramazan'da iki kere mukabeleyi gerçekleştirmiştir. Bir keresinde Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i okumuş, Cebrail aleyhisselam onu dinlemiş. Diğer mukabelede ise Cebrail okumuş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinlemiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunması bir ibadettir. Nasıl ki namaz, oruç, zekat bir ibadet ise Kur'an-ı Kerim'in okunması da bir ibadettir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Kur'an'ı okuyun. Zira kıyamet günü Kur'an-ı Kerim size şefaatçi olacaktır. Başında Bakara ve Ali İmran gelmektedir. Bu iki sure onu okuyan sahibini müdafaa ediyorlar. Her bir harf için Müslüman, mümin 10 tane sevap kazanmaktadır. Sadece bir harf değil, elif, lam, mim bir harf değil, elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Kur'an okunan yerde Allah'ın rahmeti oraya var. Melekler orada saf tutar ve orada oturanlar için de istiğfar ederler, dua ederler. Develen Kur'an ne tefendin melaiket naziliyordur. Rahma kadı Teala Celle Celaluhu seni insan öğretti. Melaiket şu an insanı kurmuştuna ve Kur'an'a hanaki kutbeyle şu ara dua ve istiğfar Vehebi ve ümida bu Rabbi Aleme Celle Celaluhu eşite hilal duayı melaikete ma'afuki ve rujiha-i Ramazan'a emdes Kur'an'a kubukun ma Ramazan'a ci fırsatake gerek imazına hem daimi وقت يقول جميع حتاج بعدين جميع درباس بكين لله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون